Vallahi servet eşitsizliğini en başta kendisinden başlamamız lazım. Yani ben muhalif bir vatandaş olarak bunları her yerde söylemekten çekinmiyorum. Gelir adaletsizliği maalesef büyük bir çoğunluğun asgari ücretin bile altında yaşamak zorunda kalıp çok az %10'unun %5'inin de halkın büyük bir lüks ve itibar şatafat gösteriş içinde yaşaması ki bu maalesef bu AKP 20 küsur senedir iktidarda olan hükümetin sayesinde böyle bir anlayış içindeyiz. En başta kendileri tasarruf tedbirlerine uymaları lazım. İtibar tasarruftan itibar olmaz dedikleri itibar gösterişle saraylarla olmaz. İtibar halkın refah düzeyinin birbirine eşit olması, bu kadar gelir eşitsizliğinin olmamasıyla itibar sağlanır. Hiçbir şekilde samimi bulmuyorum. Hiçbir şekilde kendilerini samimi bulmuyorum. Çünkü tasarruf tedbirlerine uyması gerekenler önce saraydakiler, kendisi, ailesi, etrafındakiler, AKP milletvekilleri. Medyada görüyoruz artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Ne türlü bir şatafat gösteriş içinde yaşadıkları bir milletvekilinin veya bir kişinin, AKP'ye yakın bir kişinin 3-4 yerden maaş alıp diğer taraftan asgari ücretlinin kiraların 10 bin, 15 bin olduğu İstanbul gibi bir metropolde yaşam savaşı vermesi. Doğru söylemiş. Vallahi fakirden de zenginden de aynı oranda vergi alıyorlar. Ekmek alıyorsun, ekmek vergisi. Çok zengin olanda da var, sende de var. Yani aynı miktarda alıyor. Burada haksızlık söz konusu. Mesela emekliyiz. Emeklilerin ücreti şu anda enflasyon çok yüksek. Emekliler aç, emekliler perişan. Var tabii. Yani bazı şeylerin, mesela büyük şirketlerin vergi borçları siliniyor. Bazıları bankadan kredi çekiyor, devlet ödüyor vergisini. Yani siliyorlar. Bunlar yapılmaması gerekir. Kamuda tasarrufa gidilmesi gerekir. Bugün herkesin altında devletin arabaları var. Onu değiştirmeleri lazım. Yani yapacak bir şey yok. Yaşamak çok zor Türkiye'de. Hakikaten. Emekli misiniz? Emekliyim ben. Ev alamıyorsun. Ya bir karnını doyuramıyorsun ya. Şimdi yapmışlar, yeni bir sistem çıkarmışlar. Emekli yılı ilan etmişlerdi. O emekli yılında kamuya ait tesisler %15 indirimde, yanılmıyorsam, bilmiyorum. Yani emeklinin buradan otobüse binip memleketine gidecek parası yok. Bırakın tatil yapmayı. Bu Erdoğan'ın fikri yani. Bir film biraz zor yani. Erdoğan'ın fikri öyle bir film. Sizce gelir adaletsizliği var mı? Çok. Çok adaletsizlik var. Çok yani. Ben bugün emekliyim. Yani 10 bin lirayla emekli maaşı veriyor. 10 bin lirayla mecburen gidip çalışıyorum yani. Çok adaletsizlik var yani. Çok yani. %100 yani. Konu budur yani. İmkanı yok yani. Hiç kimse geçinemez yani. 10 bin liraya imkanı yok. Kimse geçinemez yani. Çünkü yani 10 bin liraya bir pazara çıkıyorsun. Bir çıkıyorsun yani. Hani şu 500 liraya. 500 lira yani. 10 bin liraya imkanı yok. Yani emekli mecbur çalışacak emekli. Çalışmadım imkanı yok yani. Mecbur çalışacağız yani. Alt düzeyle üst düzey arasında bir farklılık var yani. Gelir adaletsizliği var. Türkiye'de var mı? Var tabii. Olmaz olur mu? 10 bin lira emekli maaşı alıyorsa, bir taraf daha yüksek alıyorsa, olmaması mümkün değil. Bugün bu ülkede ne yaşanıyorsa, yukarıdaki de biliyor, aşağıdaki de biliyor. Durumu idare etmeye çalışıyorlar. Doğrudur ama gelir adaletsizliğinden bahsediyor ama gelir adaletsizliğini de düzeltmiyor. Yani güven kalmıyor. Güvenemiyorum. Yani böyle bir 66 yaşındayım. Ben böyle bir adaletsizlik görmedim. Herhalde bundan sonra da inşallah görmeyiz. Türkiye'de gelir adaletsizliği var mı? Tabii ki var. Zengin daha çok zengin oluyor. Fakir daha fakir oluyor. Emekli maaşı 10 bin lirayla nasıl geçineceğiz? Bak şimdi
koca devam. Doğru, biz simit almaya gidiyoruz. Simitle geçinmeye devam ediyoruz. Hangi yere elini uzatsa orayı batırdı Erdoğan. Maliyeye el uzattı, maliyeyi batırdı. Konuta el uzattı, konutları batırdı. Yap işte devlet dedi, milleti borçlandırdı. Habire ödeyeceğiz herhalde 44 yaşına kadar, 44 senesine kadar ödeyeceğiz. Ödediğimiz tarihte biz kendimiz ödemiyoruz. Torunlarımızın hakkını ödüyoruz. Ben ne söyleyebilirim ki? Çok geç kalındı. 22 senedir ülkeyi yöneten bir adam bugün onları söyleme hakkı yoktur. Öyle bir hakka sahip değildi. 22 senede yapmadığı şeyi şimdi söylemesi abeste iştikaldir. Adaletsiz. Zaten çok seviye düştü. 10 bin lirayla geçinemiyor insanlar. Gerçi ben bunların haricindeyim ama hissediyorum ve görüyorum. Sizce Türkiye'de gelir adaletsizliği var mı? Yok mu sana göre? Ben de sana sorayım. Var. Adam 2 maaş alıyor, 5 maaş alıyormuş. Öyle diyorlar. Ben ispat et derseniz edemem. Ama gördüğümüz, okuduğumuz her şey onu ifade ediyor. Öyle değil mi? İlk 4 sene çok iyiydi. Sonra hepimiz çuvalladık. Ben 1'in 4'ünden emekliyim. Çok sınırlı bir para alıyorum. Makine mühendisiyim ben. Çok sınırlı bir para alıyorum. O da bana hanımın maaşı olmasa yetişmeyecek. O 22 senedir ülkeyi yönetiyse iyi demiştir. Onun yaptıklarının hepsi doğru zaten. Sizce Türkiye'de gelir adaletsizliği var mı? Var tabii ki. Olmaz mı? Hem de çok büyük.